Ben Meziyeten Aroktav, 1976 Adana doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi Adana'da tamamladıktan sonra Ankara Bilkent Üniversitesi Turizm bölümünü kazandım. 1999 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra 2003 yılına kadar Ankara'da iş hayatım devam etti. Daha sonra 2003 yılında Adana'ya dönmeye karar verdim. Aile işimiz olan mobilya mağazasında bir fiil çalışmaya başladım. 2006 yılında eşimle evlendim ve 2010 yılında kızımız Derin dünyaya geldi. Ta ki o zamana kadar mobilya işinde bir fiil çalıştım. Daha sonra eşimin Safkan İngiliz yarış yetiştiriciliği eğitimini aldığı, yurt dışından aldığı eğitim vasıtasıyla ben de bu işin içine girdim. Ve onunla birlikte çalışmaya başladık. Şu anda da hem bu işimiz devam ediyor, hem Narenci ve benim Instagram üzerinden atlı hediyeler üzerine hediyelik eşya getirdiğim ve insanlara sunduğum internet sayfam devam ediyor. Bu şekilde üçü bir arada gayet de güzel gidiyor. Bali ile tanışmam şöyle oldu. Ben 3 yaşından itibaren parmaklarımın ucunda yürümeye başlamışım. Tabii ailem de böyle olunca Adana'da bale okulu arayışına girmişler. Tabii o yıllarda çok da bir bale okulu, daha doğrusu okulları yok, alternatifleri yok. Fakat 1983 yılında Veronica Arman Bale Merkezi'nin açıldığını duymuşlar. Ve beni o sene oraya yazdırdılar. Ve o yıldan 10 sene boyunca kesintisiz ben o okula devam ettim. Ve Veronica Arman'ın ilk öğrencilerinden biri oldum. Bu da beni çok da mutlu ve gururlu kılıyor. Evet, Point her bale yapan için ayrı bir heyecandır. Ben de o yıllara gittiğim zaman hatırlıyorum. O Point'in sipariş verilişi, işte ayak numaramızın hazırlığının yapılışı, o Point'in gelmesini o heyecanla beklemek ve geldiği zaman ayağımızda deneyip çalışmaya başlamak inanılmaz büyük keyifti. Yani sonuçta dışarıdan çok kolay bir şey gibi görülüyor, fakat onu giyip sahnede dans etmeye başladığınız zaman ayaklarınıza ne kadar acı hissetseniz dahi buradan yukarınızdaki o gülümsemeyle o acınızı yani seyirciye hissettirmemeniz gerekiyor. Ve yıllar boyu da bunu yaptım, ama o Point'in ilk geldiği zamanki heyecanı hiç unutamam. Eminim diğer baleye giden arkadaşlarım da aynı şeyi hissetmişlerdir. İnanılmaz bir keyifti. Evet, ilk resital 1984 yılıydı. Hem benim hem bale merkezinin, Veronica Arman Bale Merkezi'nin ilk resitaliydi. Yani o sahne heyecanını o sene nasıl duyuyorsam 10 sene boyunca her sene de aynı şekilde o heyecanı hissettim. Sahne kokusu denilen bir şey var ya, işte o. Sanırım böyle mavi bir vals elbisesi vardı üzerimde ve sahneye çıktığım zaman inanılmaz bir keyif ve mutluluk ve heyecan tabii hissettim. Zaten onu hissettikten sonra da 10 yıl kesintisiz devam etmemin sebebi o sahnenin o tılsımlı havası beni baleden ve o tutkudan vazgeçirmedi ve 10 yıl devam ettim. Her sene de ayrı bir keyifti, ayrı bir heyecandı. Yani derslerimiz, Megi teyzemizle sohbetlerimiz, o resitali her yıl aynı aşkla, aynı şekle hazırlanışımız, hala aynı şekilde aynı şeyleri böyle anlatırken hem yaşıyorum hem hissedebiliyorum, yıllar da geçmiş olsa. Benim ilklerimden. Şu anda aktif olarak baleye devam etmiyorum. Sadece izleyici olarak takip ediyorum. Ama sanki kendimi tekrar sahneye atacakmış gibi bir hissiyatım da devam etmekte. İleride ne olur bilemem tabii. Ben baleye başladıktan birkaç sene sonra kız kardeşim Sabiş de baleye geldi. Birlikte hatta çok resitallere de çıkmışlığımız var. Ben mezun olduktan sonra o da mezun olana kadar baleye devam etti ve o da çok keyif aldı. Bale bana öncelikle disiplinli olmayı, özgüvenli olmayı, azimli olmayı, hayata karşı daha dik durmayı
öğretti. Balenin bana, benim ve hayatıma getirdiği şeyleri aslında saymakla bitiremem. Daha hayata karşı daha güçlü durmayı öğretti. Ve küçük yaşta bu işe başlamış olmamın avantajlarını da çok gördüm. Şu anda bile görüyorum. İş hayatında, insan ilişkilerinde her şekilde görüyorum. Buradan Megi teyzeme tekrar teşekkür etmek istiyorum. Onun tecrübeleri, onun bizimle yaşadığı ve paylaştığı tecrübeleri benim ve benim gibi birçok arkadaşımın da hayatına dokunmuştur. Hayata karşı dik durmayı öğretti bize. Ve dün şöyle bir şey, yani geçenlerde şöyle bir şey yaşadım. Bir sohbet esnasında hanımefendiyle konuşurken laf işte spordan, işte sanattan açıldı. Ben de dedim 10 sene Veronique Armand Bale Merkezi'nde bale yaptım dedim. İnanır mısınız dedi, siz söylemeseniz ben size soracaktım dedi. Yani bu bile çok gurur, çok onur verici bir şey. Çok duygulandım. Veronique Armand denince bir kere Alman disiplini, profesyonelliği, çalışma azmi, sorumluluğu. Ya o bizler için hem öğretmen, hem anne, her şey. Bu kadar. Birkaç kelimeyle bale, tutku, aşk ve disiplin. O kadar çok anım var ki sonuçta 10 yıl kesintisiz devam ettiğim için her senede ayrı bir keyif, ayrı bir heyecan, ayrı bir resital yaşadığımız için unutamadığım restallerden biri de ayrılık şarkısı eşliğinde koreografili bir dans yapmıştık. Ben anne rolündeydim. Büyük kızım Bahar, ortanca kızım Sibel, küçük kızım da kız kardeşim Sabiş'ti. İşte büyük kızım üniversiteyi kazanıyor, gidiyor. İşte ortanca işte evlenip gidiyor. Bir tek küçük kızım kalıyordu. İşte ben o dans esnasında seyirciye o kadar hissiyatımı gönderebilmişim ki çok duygulananlar, ağlayanlar oldu. Ve ben de rolümün içine o kadar girdim ki zaten bana şey derlerdi, sen dışarıda başkasın, sahnede bambaşkasın derlerdi. Daha sonra işte o annenin işte çocukları gittikten sonraki rahatsızlanıp hastalanıp en sonunda tam böyle ölürken bütün çocukların tekrar sahnede gelip o şekilde bir son olmasıydı. Beni çok etkilemişti. Tabii ki unutamadığım diğer bir anım da veda dansım olan Siyah Lale'ydi. Benim için çok özeldi. Buranın da tabii Çukurova Belediyesi'nde bende ayrı bir özelliği var. Ona da zaten ilerleyen zamanda onu da sizlerle paylaşacağım. Tabii sanat ve spor insan hayatına birçok şey katıyor. Özellikle çocuklarımız küçükken hem sanat hem spor hangisiyle uğraşıyorlarsa veya uğraşmak istiyorlarsa en önemlisi çocuğun istemesi. Yani isteyerek yapılan her şey hem çocuğu mutlu ediyor hem de başarıyı getiriyor zaten. Eğer ki bale yapmak isteyen bir evladınız varsa hiç çekinmeyin. Yani direkt zaten Adana'da bale merkezimizi zaten Sibel devam ettiriyor. Gözünüz kapalı oraya verebilirsiniz. Çocuğunuza kattığı şeyleri de yıllar geçtikten sonra keyifle izleyebilirsiniz. Son olarak eklemek istediğim, benim için çok özel olan veda dansım 94 yılında Siyah Lale. O dönem hazırlıklarımız da çok keyifliydi. O kıyafetin, o kostümlerin hazırlanışı, o heyecanı ayrı bir keyifti benim için. O dansı yaptım, veda ettim. Fakat şöyle bir şey oldu, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan tam 20 sene sonra, yani 2014 yılında bir gün dışarıda yürürken Megi teyzeyle karşılaştım. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun biraz sohbet ettikten sonra bu sene Meziyet dedi, 30. yılımız dedi. Ne yapalım biliyor musun dedi, ne yapalım Megi teyze dedim. Gel dedi, senin dedi veda dansını tekrar dedi 20 sene sonra yapalım dedi. Megi teyze dedim, nasıl olacak?
Hani nasıl yapacağız? Sen yaparsın dedi. Ama dedim pointli olacak dedim. Sen yaparsın dedi. Bana çok inandı. Ve Şubat ayı gibi zannedersem başladım. 3-4 ay içinde hazırlık sürecim geçti. Ve o kadar, nasıl anlatayım size, o kadar heyecan verdi ki bu bana. Bu sahneye çıkmak, tekrar bu sahnede olmak, o tozu yutmak bana inanılmaz keyif verdi ki Megi teyze beni çok, nasıl söyleyeyim, bana çok inanaraktan bunu yaptığı için de ben kendime güven geldi. Ve 3-4 ay içinde ben de inanamadım ama çok güzel bir şekilde 20 sene sonra hem evli hem çocuklu olarak sahneye çıktım. Eşim beni izledi, ailem tekrar yıllar sonra tekrar beni izledi. Kızım beni izledi. En güzeli de oydu. O yıllarda 4 yaşındaydı Derin. Ve provalar esnasında arkada beni görüyorlardı. Aa, sizin de kızınız mı var? Gösteride sizin de mi kızınız var? Ben onlara diyorum ki hayır, ben çıkacağım sahneye diyordum. Tabii öyle esprili dönem de geçti o hazırlık sürecimizde. Ama Megi teyzeme de buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Onun yıllar öncesinde vermiş olduğu eğitimden dolayı 8 yaşından 18 yaşıma kadar aldığım o disiplinle, o azimle 20 sene sonra hayatımda bir çok özel bir ilkim oldu. 30. yılda ve çok özeldi benim için. Yani sahnede tekrar olmak, o havayı koklamak, o alkışları duymak bana inanılmaz bir haz verdi, mutluluk verdi. Hatta geçenlerde fotoğrafları paylaşırken Sibel dedi, 40. yılımızda da Meziyet neden olmasın dedi. Neden olmasın Sibel'cim dedim ben de. Benim için çok önemliydi, çok özeldi. Hayatımda en özel anılarımdan biriydi Siyah Lale.